Sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir çevre dosyası programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine gündem dolu Türkiye'den ve dünyadan çevre sorunlarını ve çözümlerini ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bugün 3 konuğum olacak. İlk konuklarım, hemen haberleri sunduktan sonra yanıma alacağım. Bugün hayvan haklarını konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Onlar Gazi Hayvan Dostları Platformu. Sabahattin Polat ve Gülşah Akyol'la konuşacağız. Yaptıkları çok güzel çalışmalar var. Hayvan beslemeleri başta olmak üzere atölye çalışmaları ve çocukların sosyal sorumluluk çalışmalarını da Gazi Hayvan Dostları Platformu adına ekranlara getirmiştik. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onlarla bunu konuşacağız ve sizleri onları biraz daha tanımanızı sağlayacağız. Destek olmanızı isteyeceğiz onlara. Çünkü hayvan hakları gündemde, maalesef ki yasa bir türlü çıkmıyor hayvan hakları ile ilgili. Bunu da geçen programlarda ekrana getirmiştik ve Çevre Dostları Derneği ile de uzun uzun konuşmuştuk. Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği ile de uzun uzun konuşmuştuk. Bu konuyu tekrardan gündeme taşımak istedik. İkinci bölümde de konuğum uzman doktor Eyüp Yılmaz olacak. Kendisiyle de son zamanlarda malum hava kirliliği artmış durumda Türkiye'de ve dünyada. Dünyanın da artık en önemli sorunlarından birisi hava kirliliği. Bu konuyu konuşacağız. Hava kirliliğinin insan sağlığına ve gıdaya olan etkilerini konuşacağız ve çözümlerini konuşmaya çalışacağız. Ama daha öncesinde her hafta olduğu gibi çevreden haberlerle başlayalım. İlk haberimizi Adana'dan ekrana getireceğiz. Hep biz çevre dosyası olarak sadece çevre sorunlarını değil, çevreyle iç içe olan tarih sorunlarını da ekrana getiriyoruz. Yine arkeolojik alanda hem çevre sorunu hem de arkeolojik kazılara olan saygısızlığın görüntülerini ekrana getireceğiz. Arkeolojik kazı alanı çöp alanına çevrildi maalesef ki. Adana'da tarihi Tepebağ Höyüğü kapsamında kalan arkeolojik kazı arazisinin çevresi resmen uyarı levhalarına rağmen, özellikle de uyarı levhasının altına konulmuş bu çöpler çöplük alanına çevrildi. Adana'da tarihi Tepebağ Höyüğü var. Burası arkeolojik alandan çok önemli, tarih açısından çok önemli ve hemen altında lütfen buraya çöp atılmasın diye de bir uyarı var. Bütün bunlara rağmen orası çöplük alanına çevrilmiş ve esnafa sorduğunuzda da çöp konteyneri olmadığı için insanlar ne yapsın, buraya çöplerimizi bırakıyoruz gibi kabul edilemez bir cevap, bir açıklama yapıyorlar. Üstelik burası Orta Çağ'dan kalma. 127 adet sikke bulunmuş burada ve pek çok kurum açısından da Tepebağ Höyüğü çok önemli. 8000 yıllık bir tarihi var ve DH'dan Nuri Pir haberini yapmış. Tepebağ Höyüğü'nün nasıl çöplük alanına çevrildiği haberleri görüntülerde de kanıtlanmış diyelim ve Endonezya'dan bir habere geçelim. Endonezya'da malumunuz doğal afetler bitmek bilmiyor. Herhalde yayında sıkıntı oldu. Şimdiden Gazi Hayvan Dostları Derneği'nin görüntüleri ekrana geldi. Endonezya'ya geçelim. Endonezya'da malumunuz biz de sürekli doğal afetleri ekrana getiriyoruz ve maalesef ki yapılan araştırmada Endonezya'da 1 Ocak ve 10 Aralık tarihleri arasında yaşanan 2374 adet afette toplam 4211 kişi hayatını kaybetmiş. Endonezya'da bu üzücü haber açıklaması yapıldı. Bunu kim yaptı? Ulusal Afet Ajansı Yönetimi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ismi de pek bir zor, o açıklamayı yaptı ve dedi ki 1 Ocak ve 10 Aralık tarihleri arasında yaklaşık ülkemizde 2374 afet gerçekleşti ve 4211 kişi hayatını kaybetti Endonezya'daki depremde. Endonezya'da en son 28 Eylül'de bir afet yaşanmıştı. Sulawesi adasında Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti ve 1500 kişi de kayıptı. Bu haberleri de sizlere vermiştik. Malumunuz Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bölgede yer alan bir ülke ve sık sık doğal afetler meydana gelmekte ve yılda ortalama 6000 deprem olmakta Endonezya'da. Endonezya'dan bu haberi verdikten sonra şimdi ülkemize dönelim tekrar ve nereye gidelim? İzmir'e gidelim. Hep İzmir'i
Maalesef ki taş ocakları ve beton santralleri haberleriyle gündeme getiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Sürekli burada taş ocağı ve beton santrali projeleri gündemde. Biz de bunların önüne geçebilmek adına, yapılan yanlışlıklara dikkat çekebilmek adına sizlere haberlerini veriyoruz. İzmir Valiliği yine taş ocağı ve beton santraline verdiği ön onayla ormanlık ve tarım alanı olan bölgeyi tehdit eden bir karar verdi. Burası, bu alan hem zeytinliklere komşu hem de ormana komşu. Buraya ön onay verildi. Yani ÇED süreci başlatıldı. Yapılacak tesis, hem taş ocağı tesisi yapılacak, kırma eleme tesisi, hem de beton santrali yapacak, yan yana olacak bu tesisler. Ve burası İzmir Selçuk Gökçealan Mahallesi ile Aydın Germencik Gümüş Mahallesi arasında kalan yere yapılacak. Ve ocak sahası imar planlarında ormanlık ve tarım alanı olarak yer almakta. Ocağın etrafındaki bölgedeki vatandaşlar duruma tepki göstermekte ve burayı istememekteler, haklılar. Ve kaynakları, geçim kaynakları, zeytincilik, incir ve üzüm bağları var buradaki vatandaşların. Onlar da taş ocaklarının nasıl sağlığa zarar verdiklerini bildikleri için, bir de sadece taş ocağı değil, bir de yanında beton santrali kurulacak, böyle bir tehdit var. Onlar da duruma karşı çıkmaktalar ve proje dosyasında Tarım İl Müdürlüğü'nün henüz olur yazısı bulunmuyor. ÇED süreci başlamış durumda. Umarız bu yanlışlıktan bir an önce vazgeçilir. Çünkü zeytin yasasına göre de zeytinlik alanda daha fazla uzakta olması gerekirken sadece burası, bu alan hem ormanlık alanda hem tarım alanının hemen içerisinde hem de zeytinlik alana sadece 600 metre uzaklıkta, büyük tehdit içeren bir durum. Ruhsat sahasında hemen belirtelim, çam ve meşe ağaçları da var ve günde, 2 günde bir 20 noktada patlatma gerçekleştirilecek ve 20 noktada dinamitle yapılacak bu işlem, patlatmalar ve her bir delikte 40 kilonun üzerinde patlayıcı kullanılacak. Hem gürültü kirliliği oluşacak, sarsıntılarla çevreye zarar verilecek, ormanlık alana zarar verecek ve insanların geçim kaynağı açısından da tehdit eden bir durum. Şimdi hep depremler, patlatmalar demişken bir de kendi ülkemize dönüp bakalım. Bir araştırma yapıldı ve Doğu Karadeniz'de geçtiğimiz yıllarda Gürcistan'da geçen yıl bir deprem meydana gelmişti. 5.1 büyüklüğünde ve bunun üzerine Doğu Karadeniz'de bir araştırma yapıldı. Doğu Karadeniz 4. derece deprem alanı. Oluşan deprem sonrasında, Gürcistan'da oluşan deprem sonrasında buranın 4. derece olan risk faktörü 3. dereceye kadar düştü ve orada Doğu Karadeniz'de inanılmaz dalgalanmaları artmış durumda. Bu da halkın sağlığını ve depremde oluşacak büyük tehlikelere, risklere neden olmakta. Dalgalanları büyük zaten istemiyoruz denizler için ve deniz canlıları için büyük tehlikeyken, buraya yapılan evler ve diğer binalar insanlar için büyük bir tehdit. Deprem alanında en büyük zararı bunlar görecek ve jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş da bu konuyla ilgili açıklamalar yapmış. Onları izleyelim. Kıyı bölgelerinde yapılan binaların deprem büyütmesi söz konusudur. Yani bilinenden daha fazla bir deprem büyütmesi söz konusudur. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Yeni deprem tehlikesi haritasını dikkate aldığımızda özellikle dolga alanlarında ve kıyı kenarlarındaki binaların deprem tehlikesi gündeme, tartışma konusu olarak yansıyacak. Giden Trabzon ve çevresindeki binalarda örneğin 100 tonluk bir binaya 10 tonluk deprem yükü öngörülüyordu. Bugün yeni yapılan deprem tehlikesi haritasına göre bu deprem kuvveti 20 ton olması gerekiyor. Yani binalar 2 kat artması, güçlendirilmesi gerekiyor. Rize'de ise eskiden 100 tonluk bir binaya yine 10 tonluk bir deprem yükü öngörülüyordu. Bugün ise 30 ton. Yani deprem tehlikesi 3 kat artmış durumda.
Bu haritaya göre 2 veya 3 kat deprem tehlikesi artıyor. Ancak coğrafik duruma göre, yani yere göre de deprem tehlikesi artıyor. Kıyı bölgelerinde, gevşek zeminlerde ve dolga alanlarında deprem tehlikesi 4-5 kat daha fazla ne yapıyor? Artıyor. Bu bakımdan mikro bölgelendirme çalışmaların yapılması lazım. Yani haritaya bakarak herhangi bir bölgede deprem hesapları yapılmaması gerekiyor. Zaten yapılmıyor. Mikro bölgelendirme dediğimiz bölgelendirme çalışmaları yapılarak gerçek deprem tehlikesi, gerçek deprem potansiyelinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Evet, Doğu Karadeniz'deki risk durumunu, depremde oluşabilecek tehlikeleri açıklamalarını ekrana getirdik. Peki kim yaptı bu açıklamaları? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş yaptı. Biz de sizlerle paylaştık. Az önce programın girişinde söylemiştim. Hayvan haklarına da yer veriyoruz programımızda ve Gazi Hayvan Dostları platformunun yaptığı çalışmaları da ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Onlar çok güzel çalışmalar yapıyor. Şimdi Gazi Hayvan Dostları platformundan iki isim yanımda. Sabahattin Polat ve Gülşah Akyol. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hemen başlayalım istiyoruz. Gazi Hayvan Dostları platformu nasıl oluştu? Biraz kısaca bahsedelim. Sonra yaptığınız faaliyetleri konuşalım. Gazi Hayvan Dostları platformu mahallede bir gereksinimden ortaya çıkan bir platform. Biz bireysel olarak zaten çalışmalar yapıyorduk. İşte hayvanları besliyorduk, tedavilerini falan yapıyorduk. Birbirimizi bulduk bir şekilde, tesadüfi şekilde. Sonra bir araya geldik. Bu şekilde bir grup oluştuk. Yani yaptığınız çalışmalar sonucunda bir araya geldiniz, evet, ve başladınız. Aynen. Peki ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Seyircilerimiz sizi tanısınlar istiyorum. Çünkü hayvan hakları çok önemli. Evet. Yasa çıkmak üzere, evet, ama yanlış şekilde çıkmak, evet, üzere. Aynen. Konu çok hassas olduğu için yaptığınız çalışmalardan da biraz bahsedelim. Tabii. Yani, öncelikle sokaktaki hayvanların temel ihtiyaçları barınma, beslenme. Sokakta oldukları için tehlikeye çok açıklar, yaralanmaya çok açıklar. Biz bu noktada onların yanında yer aldık ilk başta. Bireysel olarak zaten Güçlü arkadaşın da söylediği gibi bu bizim yaptığımız bir şeydi. Bir tık sonrasında da insanları bu konuda nasıl bilinçlendirebiliriz diye düşündük. Bu noktada şeyden faydalandık. Hakim'in çok güzel bir projesi var. Hayvan hakları ve türcülük. Çocuklarla bu çalışmayı yürütmeye başladık. Geçen yaz bunu yaptık. Umarım işte önümüzdeki yaz tekrarlayacağız. Yetişkinlerle yapılan projeleri var. Umarım ilerleyen dönemde bunu yapacağız. Bunu ortaya koyacağız. Yayın öncesinde konuştuğumuzda yaz aylarındaki çalışmadan bahsettiniz. Hı hı, evet. Atölye çalışmaları, evet, değil mi? Evet. Bu atölye çalışmalarından biraz bahseder misiniz? Tabii. İçeriğinden. Tabii. Hayvan hakları ve türcülük isminde bir atölye çalışması. 4 haftalık bir çalışmaydı. Çocuklarla beraber. Tabii çocuklarla, evet, beraber. Biz mahalledeki sivil toplum kuruluşlarından yararlandık, faydalandık. Onlarla beraber yürüttük bu çalışmayı. Çalışma hakim tarafından yapıldı. Hayvan İzleme Komitesi ve alanında uzman insanlar, pedagoglar tarafından oluşturulan bir atölyeydi. Çocuklara hayvan sevgisinin vermenin ziyadesinde sadece hayvanların kedi ve köpeklerden ibaret olmadığını, dünyada çok çeşitli hayvanlar olduğunu, hayvanat bahçeleri gerçeğinden, sirklerden, yunus parklarından, son zamanlarda moda olan akvaryumlardan, bunlara karşı geliştirilmesi gereken tepkilerden bahsettik. Bununla ilgili güzel bir atölye çalışması yaptık. Aslında vegan ve vejetaryenliği de içeren bir çalışmaydı. 4 haftalık bir süreç içerisinde bunu gerçekleştirdik. Çocukların tepkileri nasıl oldu? Ondan sonra zaten çocukları burada konuk etmiştik. Gazi Hayvan Platformu, Hayvan Dostları Platformu'ndan çocuklar buraya konuk olmuştu geçen, evet, kış aylarında. Ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Orman beslemeleri, evet, işte tedavi, barınma, evet, sahiplenme, evet, konusunda çok duyarlılar. Sonrasında daha artarak devam mı etti? Yani nasıl aldınız meyvelerini? Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir kere çocuklar hayvanların hisseden canlılar olduğunu, hani bizden pek de bir farklarının olmadığını, duygulara sahip olduğunu, hani belki kendileri bunu hissediyorlar ama tam olarak idrakında değiller, farkında, hı hı, değiller. Atölyenin en başta belirleyici olan şey orada bu. Çocuklara bunu gösterdik, yani bunu, hı hı, anlatmaya çalıştık. Şimdi şöyle bir durum var, bu önemli. Biz bunun çok sık yaşıyoruz. Şimdi çocuklar hayvanlara karşı çok ilgililer ama nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar. Mesela
Şimdi batın dönemlerinde doğum yaptıktan sonra özellikle mahalledeki kediler ve de köpeklerin yavruları devamlı çocukların ellerinde. Çok sevimli oldukları için, çok güzel oldukları için çocuklar onları alıp beslemeye, işte bakmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta o yavrunun o dönemi, o çok annesinin, hassas bir dönem. Tabii annesinden anne sütü içmesi gereken dönemde çocukların elinde dolaşıyor. En azından bu noktada o dönem içerisinde çocukların onlara dokunmaması gerektiğini o atölyeler üzerinden çocuklara anlattık. Evet. Peki şunu da sorup hemen devam edeceğiz konuşmamıza. Gazi Hayvan Dostları platformu sosyal medya üzerinden örgütleniyorsunuz değil mi daha fazla? Gazi Hayvan Dostları platformu diye arattıklarında Facebook, Instagram ve Twitter'dan sizlere ulaşabilirler. Evet, Instagram ve Facebook'tan. Ve aynı zamanda orman beslemeleri için kaynak oluşturmak anlamında yardımları da kabul ediyorsunuz değil mi? Her türlü. Sadece beslenme değil, tedavi süreçleri, işte yuvalandırma süreçleri içerisinde de tabii ki sosyal medyadan destek alıyoruz. Tabii maddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani size destek olmak isteyenler Gazi Hayvan Dostları platformuna ve tabii ileriki aşamalarda anladığım ve daha önce program önce sizinle konuştuğumuz İstanbul geneline de yayılma. Yani eğer yavaş yavaş o planlar da var. Evet. Destek olmak isterseniz Gazi Hayvan Dostları platformuna Facebook, Twitter ve Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ve destek olabilirsiniz. Bunu da belirtelim çalışmalarına ve siz, onlara da katılabilirsiniz değil mi? Tabii kesinlikle. Hem bireysel anlamda hem maddi manevi destek olabilirsiniz. Tekrardan şuna dönecek olursak kış ayları geldi malumunuz. Evet. Ve siz de mama için birçok çalışma yapıyorsunuz ve maddi manevi ve bireysel anlamda da yani insan gücü anlamında da desteğe ihtiyacınız var. Durum ne aşamada? Yani kış geldi, orman beslemeleri var, mama fiyatları artmış durumda. Buna nasıl yetişiyorsunuz? Nasıl organize oluyorsunuz? Ya çevremizdeki dostlardan, bağışlardan ya da kendimize ait ürünler çıkarıyoruz. O ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelirlerden bir şekilde yetebildiğimiz kadar tabii ki çok eksik kalıyoruz. Bu da vicdanen de çok rahatsız ediyor. Hani mahallenin bile belli bölgelerine yetip belli bölgelerine yetemiyoruz. Barınma çok büyük sıkıntı, işte yuvalar çok büyük sıkıntı. Çok inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyor yuvalar ne yazık ki. Kendimiz yapıyoruz onu. Kendimiz tabii paletler falan bulmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan paletleri takip ediyoruz. Nereden palet anlamında da size destek olabilir yuva yapmanızda. Evet, tabii aynen. Her yani, türlü desteğe açıksınız. Peki hayvan hakları konusunda son dönemdeki gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Baktığınızda. Üzülüyoruz. Evet. Ya bir kere şöyle bir durum var. Bu noktada biz bulunduğumuz bölgede her şey bir yana, yani yasaların durumu bir yana. Sonuçta mevcut işte belediyeler üzerinden gidip sonuçta onların da bu anlamda mükellefiyetleri var. Evet, yani yapmaları gerekenler var. Evet. Gittik, görüştük. Barınakların durumu İstanbul'da, Türkiye'de işler acısı. Elimizden geldiği kadar bununla ilgili mücadele verdik ama ne yazık ki ya şunu görebiliyoruz. Kentleşme içerisinde hayvanlar, sokak hayvanları çünkü birinci derecede bizim ilişkili olduğumuz sanki ötelenmesi, çözülmesi gereken bir problem olarak görülüyor. Şey olarak görülmüyorlar. Toplumun bir parçası, bizimle beraber yaşayan işte bireyler, canlılar olarak gözükmüyor. Sadece şey ihbarlar üzerinden, ihbarlar sonucunda çözülmesi gereken problemler olarak gözüküyor. Yaşadığımız bölgede ormanlar mevcut. İşte toplanıyor hayvanlar belli bir kent yerden. Kent ormanları tabii var. Kent ormanlarına getiriliyor, bırakılıyor. Orada nasıl beslendikleri, orada nasıl barındıkları bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten yasayla ilgili yani karşılarına geçtiğiniz zaman, söylediğiniz zaman bunun hiçbir tesiri ve etkisi yok. Uygulanmıyor hiçbir şekilde. Ya en büyük problemlerden biri de şu zaten kısırlaştırmadan sonra belediyeler toplu alanlara bırakmıyorlar hayvanları. Yeni yasayla da bunu yapmaya çalışıyorlar. İnsanların yaşadığı alanlardan uzak yerlere koymaya çalışıyorlar. Ormanlara, dağlara. O zaman da hayvanlar artık çok feci durumlara düşüyorlar yaşama şansları kalmıyor maalesef, ne yazık ki. Maalesef insanlara alışmış durumdular. Birden soyutlanınca hayırsız ada vakaları artma tehlikesi var. Var. Bunu da söyleyelim yeni yasa eğer düzeltilmeden çıkarılırsa geçen haftalarda da konuştuk. Böyle vakalarla sık sık karşılaşacağız. Peki atölye çalışmaları devam edecek mi? Edecek. Yani onunla ilgili şu an işte hazırlıklar aşamasındayız yine. Tekrar sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğa girip çünkü onlar da yeni atölye, onların da farklı atölyeleri var. Biz de yeni atölyeler ekleyeceğiz yani devam edeceğiz. Peki çocuklarının için, çocuğumu ben bu atölye çalışmalarına göndermek istiyorum. Gitsin hayvan hakları konusunda bilinçlensin diyenler. Size nasıl ulaşacaklar?
sosyal medya hesapları üzerinde yazmaları yeterli midir? Tabii ki biz mutlaka cevap veriyoruz, onlara dönüş yapıyoruz. Sınırlı sayıda mıdır yoksa birkaç sınıfta açabiliyor musunuz? Sadece? Yani şeye göre, talebe göre, eğer talep çoksa biz bütün hepsini kucaklamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki ücretsiz bir atölye değil mi? Tabii ki kesinlikle. Bunu da söyleyelim, ücretsiz bir atölye. Sadece çocukların, özellikle çocukların hayvan hakları konusunda duyarlılığını arttırmak için yapılan çalışmalardan birisi. Belli bir yaş grubuna özgü. Kaç yaş grubu? 8-12 yaş grubuna. Çok hassas dönemler. Evet, zaten o yüzden pedagoglar tarafından hazırlandı. Yani o grup içerisinde herkese açığız yani. Peki tedavi barınma anlamında bize gönderdiğiniz fotoğraflarda da var. Sahiplendirdiğiniz, barındırdığınız hayvan sayısı fazla ve devam ediyor. Çünkü çok fazla sokak hayvanı var. Durum ne aşamada? Tedavi aşamasında, barınma aşamasında yeterlilik, kendinizi yeterli hissedebiliyor musunuz? Tabii ki hissedemiyoruz. Yani onu hiçbir zaman hissedemeyeceğiz zaten. Biz yetebildiğimiz kadarına yetiyoruz ama gözümüzü kapatamıyoruz. Tabii bulduğumuzu ya da hasta olan hayvanı mutlaka bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bazı birlikte çalıştığımız veteriner klinikleri var. Sağ olsunlar, onlar da maddi anlamda destek oluyorlar. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz ama tabii ki desteğe çok fazla ihtiyacımız var. Sahiplendirdikten sonra da takip ediyorsunuz herhalde. Ediyoruz tabii. Bunun takibini nasıl yapıyorsunuz? Zaten sözleşmeyle veriyoruz hayvanları. Bir de sahiplendirme değil de biz yuvalandırma tabirini kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Yuvalandırma. Çünkü artık o ailenin bir parçası, öyle bakıyoruz biz. Mutlaka işte ayda birkaç kere fotoğraf istiyoruz iyi olduklarına dair. Aşı takiplerinin yapıldığını görmek için aşı karnelerinin fotoğraflarını istiyoruz. Bazen gidip görüyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz. Zaten sözleşmeyle yuvalandırma yapıyoruz. Kısırlaştırma şartı, aşılarını yapma şartıyla yuvalandırmalar yapıyoruz. Yani eğer bir hayvan bulduklarında, özellikle sizin bölgede, Sultan Gazi bölgesinde yaşıyorlarsa, Gazi Hayvan Dostlar platformuna sosyal medya üzerinden ulaşıp yuvalandırma konusunda da destek olacaksınız. Tabii. Değil mi? Bu açıdan da eğer bulursanız onları Gazi Hayvan Dostları platformunun yardımıyla yuvalandırabilirsiniz. En azından size yol gösterirler diyelim. Evet, aynen. Beraber onu yapıyoruz. Dayanışma evet. sağlarsınız. Son olarak çok az bir dakikamız kaldı. Hı-hı. Neler söylemek istersiniz? Araya gitmeden. Ya bir duyuru yapalım. Hani az önce de konuştuk bunu ama dönem itibariyle kış hayvanların barınma anlamında, yiyecek anlamında çok ciddi sıkıntı yaşadığı bir dönem. Yani insanlar kapılarını açsınlar, bina kapılarını açık bıraksınlar, arabaları varsa kaputuna vursunlar. Çünkü soğukta, soğuktan korumak için kediler oraya giriyorlar. Kapının yani yemek versinler. Tabii yemek artıklarını, yani mama almak, mama alırlarsa daha iyi tamam ama yemek artıklarını en azından kapıların önüne bırakırlarsa bu çok iyi olacak. Bir de çocuklar lütfen annelerinden yavruları ayırmasınlar. Yani bunda çok sık karşılaşıyoruz. Tabii bu da eğitim meselesi. Evet. Yani ailelerin verdiği eğitim. Öyle bir durumda da ebeveynlerine veya yakınlarındaki yetişkin birine haber verip hani böyle bir durumda karşılaştım. Bunu söylerlerse çok iyi olur. Siz ne söylersiniz? Ben Sabahattin zaten birçok şeyi söyledi ama ben özellikle öğretmen arkadaşlarımdan bir ricada bulunmak istiyorum. Eğitimcilerden bir ricamız var. Aynen, okullardan lütfen artık şu hayvanat bahçelerine, akvaryumlara, gezileri artık bir bıraksınlar. Oradaki gerçekleri çocuklarla paylaşsınlar. Oradaki hayvanların ne koşullarda orada olduklarından gerçeğini çocuklara anlatsınlar ve artık bu gezileri kaldırsınlar yani. Şey söyleyeyim mi Gülşah Hanım, bence onlar da farkında değiller eğitimci olarak. İşte öğretmenlerin biraz daha çok okuyup, biraz daha çevredir, hayvan haklarıdır, biraz daha bakmaları, duyarlılık açısından da sizin sizler vasıtasıyla da biraz çağrıda bulunalım. Sadece iki kere ikiyi öğretmek değil, öğretmenlik, hayata dair bir şeyler de öğretmek ve dediğiniz gibi akvaryumlara, sirklere falan, hayvanat bahçelerine götürmeyin çocukları. Onun yerine daha değişik projeler üretebilirsiniz. Beslemeye çıkarsınlar. Evet. Yani bulundukları yerlerde. Ormanda gezi yaptırsınlar. Bakım evlerine götürsünler. Evet. Özellikle yani bu eksik kalmasın. Bakım evlerinin durumu çok kötü. Ama şöyle bir durum var. Ne yapılabilir buna dair? İnsanlar oralara gitmeye başlarsa belediyelerde daha bir şeyler oldu. Yapmak zorunda kalacaklar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bizi ağırladığınız için. Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra çevre dosyası devam edecek.
bir aradan sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam ediyor. Az önce Gazi Hayvan Dostları platformundan konuklarım vardı yanımda. Sabahattin Polat ve Gülşah Akyol kendileriyle hayvan haklarını konuştuk ve Gazi'de, Sultan Gazi'de, Gazi Mahallesi'nde yaptıkları çalışmaları konuşmaya, ekranlara getirmeye çalıştık. Gerçekten de çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Özellikle atölye çalışmaları, hayvan hakları konusunda çocukların, 8-12 yaş arasındaki çocukların bilgilenmesi çok önemli. Onlar da onu yapıyorlar. Anladığım kadarıyla da yapmaya devam edecekler ve desteklere ihtiyaçları var. Tüm hayvan severlerin, hayvan hakları savunucuların olduğu gibi onların da desteğe ihtiyacı var. Hep beraber destek olmakta ve beraber çalışmakta fayda var diyelim ve çevreden haberlerle devam edelim. Çevreden haberlerle devam ediyoruz. Rize'ye gideceğiz şimdi. Türkiye'deki en önemli şehirlerden birisi ve maalesef ki sürekli Rize'yi son zamanlarda sel haberleriyle anar ve aklımıza Rize denildiğinde bu geliyor. Sel haberleri, ardından heyelan haberleri geliyor aklımıza. Şimdi Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2400 kilogramla en çok yağış alan yeri Rize ve bu nedenle de sık sık heyelan riski var. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde sağlık ocağı ve çay alım merkezi, yol ve tarım arazileriyle evlerin zeminleri her yıl kayma yaşıyor bu köyde. Topluca köyünde, Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde sürekli heyelan riski var. Hal böyle olunca da burada yaşayanlar özellikle 99 depreminden sonra sürekli burada yaşam korkusuyla, endişesiyle yaşıyorlar ve çökmeler yolda meydana geliyor. Burasını hafriyat topraklarıyla doldurmaya çalışıyorlar. Şimdi o görüntüleri çekmişler. Biz de sizler için ekrana getiriyoruz. Burası bambaşka. Dorbeste ne dur, ceceleri uykuya korkuyorum. Öyle elbiseli yatağı ceceleri yaslanıyorum ki. Ev yorulsa çıplağı cenaze çıkarmazlar değil. Burası gidecek. Baktılar, ekipler geldiler, alettiler, baktılar, temeli bulamadılar. Bu tallalar bambaşka oldu. Çok değil, tanılmıyor bu tallalar. Bu bulunduğumuz yerde, bu bölge var ya, o kadar harfiyat döküyoruz, o kadar harfiyat döküyoruz ki büyük kayalar kamyonlarla getirip döküyoruz, yutuyor şimdi. Burası sıcak asfalt yapılmış, bak ileride çatlak var, iniyor. Orası bambaşka oldu, dorbeste ne dur, ceceleri uykuya korkuyorum, öyle. Elbiseli yatağı ceceleri yaslanıyorum ki ev yorulsa çıplağı cenaze çıkarmazlar değil. Burası gidecek. Baktılar, ekipler geldiler, alettiler, baktılar, temeli bulamadılar. Bu tallalar bambaşka oldu. Çok değil, tanılmıyor bu tallalar. Çökeyor. Evun etrafı hepten çöktü. Evun etrafı cezilmiyor. Önce de öyle değildi. Şimdi bu senelerde çok fenaldi. Korkuyorum. Ceceleri hiç uyku yok. Cunuzi komşuya gidiyorum. Orada uykum geliyor. Ne oldu? Cece yatmıyor mu? Yok. Cece yatsa şimdi böyle. Ağustos, Eylül ayında bir sondaj yapıldı. Ve buradaki sondaj yapan arkadaşa sorduğumuzda da ne oldu, hayırdır, niye durdunuz diye. Demir büküldü. Sanırım aşağıda büyük bir su geçiyor ve toprak var. Topraktan kaynaklanan bir sorunumuz var dedi. Burada sorunun büyük olduğunu söylediler. Bize bilgi gelen budur. Şurası batmış halı, sürekli montaj yapılan yer, yani toprak aktarması bile. Şurası batmamış halı.
Başka orada dörbeste ne dur? Ceceleri uykuya korkuyorum. Öyle elbiseli. Evet, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyündeki görüntüleri izledik. Orası sürekli heyelan tehlikesi yaşayan bir köy. Çok yağış alıyor Rize. Yıllık ortalama 2400 kilogram yağış alıyor Rize. Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden birisi. Hal böyle olunca sürekli heyelan tehlikesi var. İnsan faktörü de yanlış yere ev yapma. İşte özellikle şunu da gördük, dere yataklarına çok sık ev yapılıyor. Hal böyle olunca da sel felaketlerinde ilk olarak etkilenen yerlerden birisi de dere yataklarındaki evler, yıkılıyor çoğu zaten. Ne yazık ki bu nedenle hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Şimdi Topluca köyünde de anladığımız kadarıyla dereye aşağıdan su geçiyor zaten. Gelmiş yetkililer söylemişler, hemen köyün altında, toprak altında su akıyor. Bir de yağışlar ekleniyor. Onlar hafriyat kamyonlarıyla bir şeyler taşısalar da, toprak taşısalar da orada heyelan riski olduğu için, toprak kaydığı için bir türlü önüne geçemiyorlar. İşte ağaçlandırma yapmanın ve uygun yerlere ev yapmanın, yerleşmenin önemi burada yatıyor. Çok dikkat etmek lazım. Böyle durumlara karşı önlemler almak lazım. Ve bu köyünde sesine kulak vermek lazım. Buradaki teyzemiz ne kadar güzel söyledi. Geceleri yatamıyorum korkudan. Geceleri yatamadığım için de tek başına kalıyor herhalde evde. Sabahleyin de komşuya gittiğinde kendini psikolojik anlamda güvende hissetmek için komşuların yanına gidiyor. Ve orada da işte uyuklamaya devam ediyor ne yazık ki. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Muğla'ya gideceğiz. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir bahçede, Aralık ortasındayız ama bir bahçede erik, armut ağaçları tekrardan meyve verdi. Domatesler tekrardan çıktı. Bahçe sahibi Memduh Mavi de topladığı erikleri hamile bir komşusu varmış, aşerdiği için ona vermiş. Ve yetişen armutlar tekrar olduğu için hasat yapmışlar ve mahalleliye de dağıtmışlar. Şimdi ilginç görüntüler var. Aralık ayında ikinci kez hasat veren ve herhangi bir sera da yok. Normal böyle bildiğiniz bir bahçe, erik ağaçları, armutlar ve domatesler tekrardan ürün vermiş. İzleyelim bir. Şimdi 55 yaşındayım. Mevsim olmayan Aralık ayında armutlar ikinci ürünü vermeye başladı. Şimdi tabii daha önce çektiğimiz gibi armutları mahalledeki çocuklara da dağıtıyoruz. Erik mesela, Aralık ayında erik daha ilk kez görülüyor. Aşeren bayan olduğu için toplandı erikler genellikle. Tabii kalanları çektiler arkadaşlar. Domatesler de kendi çıkma. Aralık ayında dışarıda domates, ben de daha 55 yaşındayım, ilk kez şahit oluyorum buna. Yani kendi yaptığım hiçbir şey yok bunlarda. Allah vergisi olduğunu yani bunlara gösteriyorum. Kendiliğine veriyor. Şimdi 55 yaşındayım. Mevsim olmayan Aralık ayında armutlar ikinci ürünü vermeye başladı. Evet, Aralık ayında meyve veren ağaçları, hasat veren bahçeyi izledik. Bahçenin sahibi Memduh Mavi de konuyu detaylıca anlattı bizlere. Şimdi Balıkesir'e gideceğiz. Balya'daki zehirli variller vardı. Bir dönem ekrana çok taşınmıştı, haberlere çok taşınmıştı. Orayla ilgili haberler tekrardan gündemde. Şöyle, kimyasal atıklar Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi. Ve burada da birçok sorun yaşanmıştı Balya'da da. Balıkesir ili Balya ilçesi Emniyet Amirliği 2017 yılında yaptığı kontroller sonucunda metruh bir binada kimyasal atıklar tespit etmişti. İl müdürü de metruh binada çıkan incelemeler sonrasında buradaki zehirli varillerin taşınması ile ilgili, tespitlerle ilgili çalışmalar yapmıştı, tutanaklar tutulmuştu ve geri dönüşümü için de faaliyetlerde bulunduğunu açıklamıştı. Zabıta işte tutanaklar tutup yayınlamıştı ve bertarafı için de çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Her şey buraya kadar normal ama gelin görün ki Türkiye'nin birçok yerinde bu atıklar, kimyasal atıklarla ilgili sorun devam etmekte. Örneğin Kocaeli'nde büyük bir sorun vardı. Sait Ağdacı ile birlikte burada konuşmuştuk Çevre Dosyası programında ve Türkiye'nin birçok yerinde kimyasal atıklarla ilgili sorunlar devam etmekte maalesef.
maalesef ki bu soruna da dikkat çekmek için Balıkesir Balya'daki haberi tekrar verelim istedik. Çünkü bu konuda çalışanlar, bu konuyla ilgili mücadele edenler bize ulaştılar ve tekrardan gündeme getirilmesini istediler. Çünkü Balya'nın hala kimyasal atıkların depolandığı, bir nevi gelip buraya kimyasal atıkların gömüldüğü yönünde endişeleri devam etmekte ve sadece burada çıkan kimyasal atıkların değil, çevre illerden gelen kimyasal atıkların da olabileceği kuşkularını taşıdıklarını, iddialarını dile getirmekteler. Hal böyle olunca hafta sonu kendileriyle konuştuk. Bu haberi de vereceğimizi onlara ilettik. Evet, bu hafta çevre dosyasının sonuna geldik. Yarın çevre dosyasında görüşünceye dek, yeni bir çevre dosyasında görüşünceye dek hoşçakalın. TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan, çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlama da sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır.
sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız, bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir Bağlamada Sen Al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır.